Herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz Audi Q5'i inceleyecek ve test sürüşüne çıkaracağız. 2021 model olan bu Q5, 45 Premium modeli ve fiyatı 45.000 dolar. Porsche Macan ve BMW X3 sınıfında bir araç. Tamamen yenilenmiş bir görüntüye sahip. Hem iç dizaynı hem dış dizaynı değişti. Kasası değişmese de birçok yenilikler yapıldı bu araçta. Audi Q5'ler ilk olarak 2008 yılında satışa sunuldu ve o yılda 1.8 milyon adet satıldı. Audi'nin en başarılı SUV'si. Aracın ön kısmından başlamak istiyorum ve gördüğünüz gibi aracın ön ızgarası eski modele göre biraz daha geniş. Üst kısımlar fonksiyonel, alt kısım değil. Etrafı da çok hoş krom kaplama. Orta kısımda da dörtlü halkalar, ekonomik buhran sonrası birleşen 4 Alman araba markasını temsil ediyor bunlar. Hemen sağ kısımda da bir quattro yası, bu da aracın 4 çeker olduğunu belirtiyor. Ve hemen yan kısma geldiğimizde de bu kısımda bir sis farı bulunuyor. Etrafı çok hoş, yine krom kaplama. Alt kısımda genelde üst modellerinde S ya da RS modellerini alırsanız bu kısımda güzel bir spoilerı bulunuyor, ön spoilerı. Bunda maalesef konulmamış başlangıç modeli olduğu için. Ve aracın LED farları bulunuyor. Hatırladığınız üzere 2008 yılında R8 ile LED farları ilk kullanan araç oldu. Eğer aracınızda şu an LED farınız varsa bunu Audi'ye borçlusunuz. Ve aracın yan kısmından devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu kısımdan verilmiş dizayn aracın arka kısmına kadar gidiyor. Çok hoş durmuş bu araçta. Ve aracın dikiz aynasının üzerinde de bir adet dönüş sinyali bulunuyor. Aracın uzunluğu 4 metre 68 santim ve eski modele göre 19 milimetre daha uzun. Bunun sebebi de ön tampon ve arka tamponda yapılan değişiklikler. Çok da uzunluk yönünden bir fark yok eski modeline göre. Aracın 18 inçli gri jantları bulunuyor. Aracın beyaz rengiyle çok uyumlu durmuş. İsterseniz 19 inç ya da 20 inçlik opsiyonlarınız da var. İsterseniz onları da seçebilirsiniz. Ve aracın Audi kaliperleri var. S ya da RS modellerini alırsanız bu kaliperler Brembo kaliperler oluyor ve performans yönünden çok daha iyiler. Ve aracın fren diskleri de ventilated diskler. Bunlar da soğutmayı çok kolaylıkla sağlıyor. Standart süspansiyonla geliyor bu araç başlangıç modeli olduğu için. Eğer isterseniz duyarlı süspansiyon sistemlerini değiştirebiliyorsunuz. Performans yönünden çok daha iyi süspansiyonlar. Bence offroad ya da pürüzlü yollarda kullanmak istiyorsanız bu aracı duyarlı süspansiyon sistemini seçebilirsiniz. Aracın arka kısmındayız ve gördüğünüz gibi üst kısımda roof rack yerleştirebileceğiniz bir yer var. Arka camın sileceği ve bu kısımlara geldiğinizde de OLED farlar bulunuyor, organik farlar. Bunları değişik animasyonlar şeklinde değiştirebiliyorsunuz. 3 ya da 4 farklı seçeneğiniz bulunuyor bunlar içinde. Alt kısma doğru geldiğinizde de bu kısımda bir quattro yazısı bulunuyor. Bu da aracın 4 çeker olduğunu gösteriyor. Aslında arka dizaynda en çok hoşuma giden şey ise boydan boya olan bu krom. Çok hoş durmuş bu araçta. Ayrıca bu kısımlarda yine dönüş sinyali ve stop lambasını görüyorsunuz. Çünkü kanunlar gereği aracın hareket ettirilebilen bir kısmında bulunuyor ana farlar. Bunun için bu kısma da eleştirilmişler. Araçta hoşuma gitmeyen bir özelliği ise aracın arka egzozlarının görünmemesi. Bu kısımları sahte bir şekilde kapatmışlar. Bence bunu değiştirseler çok iyi olur. Aracın anahtarı oldukça sade. Aracı açma, kilitleme. Bu kısımda da bagajı açma düğmesi var. Hemen alt kısımda da panik düğmesi. Aracın bagajına bir bakalım. Oldukça geniş bir bagaj hacmine sahip araç. Şöyle iç kısma doğru baktığımızda da bu kısımda bir LED farı bulunuyor. Bu kısımda da havalandırmalar var. Buradan da isterseniz arka kısmı genişletebilirsiniz. Buradaki kulakçığı çekerek arka kısmı yatırabiliyorsunuz. Çok daha geniş bir yer açabilir size. Sağ kısımda fileli bir yer bulunuyor. Bu kısımda 12 voltluk bir şarj yeri de bulunuyor. Hemen sol kısımda da bir fileli yer var. Buradan alt kısmı açtığımızda da bir de yedek lastik bulunuyor bu kısımda gördüğünüz gibi. Burada bir kriko. Yedek lastik havalandırılmamış. Bunu kendiniz havalandırmanız lazım. Bu kısımda bir tamir kiti ve bir pompa da geliyor. Bagajı otomatik olarak kapatabiliyorsunuz. Aracın arka kısmından devam ediyoruz. Aracın kapı kısmı oldukça hoş. Bu kısımda ahşap gibi görünen kısım da çok hoş olmuş. Arka koltuklarda deri. Ama tek sorun ise arka koltukların gerçekten çok dar olması. Uzun bir kişinin oturması biraz zor bu koltuklara. Ama isterseniz koltukları arkaya doğru yatırabilirsiniz. Ya da öne arkaya hareket ettirebilirsiniz. Aracın direksiyonu oldukça sade. Buradaki dikişler çok hoş duruyor araçta. Bu kısımlardan da ekranı kontrol edebiliyorsunuz. Bu kısmında metal olması çok hoş durmuş.
Hemen solda bir adet vent bulunuyor. Buradan da ön far ayarları. Orta kısma geldiğinizde de solda takometre, sağda da hız göstergesi var. Orta kısımda da bir dijital ekran var. İstediğiniz şeyleri dijital ekrana yansıtabilirsiniz. Buradan ortaya doğru geldiğinizde de büyük bir ekran sizi bekliyor olacak. Bu ekran eski modele göre farklı, dokunmatik. Eski modelde burada bir pad vardı. Ama bu araçta sadece dokunmatik olarak kullanabiliyorsunuz. Bence çok hoş. Orta kısımda ventler bulunuyor. Buradan da acil lambası. Buradan da klimayı kontrol edebiliyorsunuz. Buradaki dijital ekranda da göstergelerin olması çok hoş durmuş. Buradan da farklı sürüş seçeneklerine geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi off-road, comfort, oto moda ya da dinamik moda alabilirsiniz aracı. Hemen buradan da auto on and off düğmesi. Bu kısımdan da yol tutuşu kapatabilirsiniz. Buradan da park asistanı var. Buradan da ekranı kapatıp açabiliyorsunuz. Tekrar açmak için ekrana dokunmanız yeterli. Orta kısma doğru geldiğinizde bu kısımlar da ahşap gibi görünüyor. Çok hoş durmuş. Üst kısımda bir USB girişi var. Burada 12 voltluk bir şarj yeri. Hemen solda da aracı çalıştırma düğmesi. Burada da volümü açıp kapama. Farklı şarkılara geçebiliyorsunuz. Bu kısma telefonunuzu koyabilirsiniz. Çok hoş bir yer yapılmış. Benim çok hoşuma gitti. Vites kolu da oldukça küçük, çok hoş duruyor. Burada da parlak siyah rengin kullanılması çok hoş olmuş. Bu kısma da isterseniz farklı eşyalarınızı koyabilirsiniz. Küçük bir depolama yeri var. Buradan da içecekleri koyma yeri. Kolu dayama kısmını açtığınızda da karşınıza çok iyi bir yer çıkıyor. Buraya rahatlıkla birçok eşyanızı koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi koltuklar zaten çok hoş. Deri koltuklar. Hemen buradaki panelde de bir quattro yası aracın dört çeker olduğunu gösteriyor. Bence aracın iç dizaynı oldukça güzel. Bu kısımlarda deri. Birçok araçta bunlar plastik madde kullanılıyor. Üst kısımlarda hemen burada ışık ayarları var. Işıkları açıp kapatabilirsiniz buradan. Burada da bir SOS düğmesi bulunuyor. Bence iç kısmı oldukça hoş bir araç. Bir aracın sürüş kısmına geçiyoruz. Aracı çalıştıralım. Aracın dönüşleri gerçekten çok iyi. Aracın içine biner binmez farkına vardınız. İlk şey bu aracın çok rahat olduğu, teknolojisi çok iyi. Yani eski ekran bu ekrana göre biraz daha küçük duruyordu. Bu ekran biraz daha büyük ve dokunmatik ekran. Böyle dokunmatik olması daha iyi olmuş. Buradaki pedi kullanmak yerine. Yol tutuşu gerçekten çok çok iyi. Yani bir performans aracı gibi, yani bu başlangıç modeli olmasına rağmen S modelin ya da RS modelin performansı çok çok daha iyi. Kendinize SUV ve aile aracı arıyorsanız hem rahatlığı yönünden hem performansı yönünden bence Q5'ler çok iyi. Bence bir test sürüşü yapmaya değer. Sırada aracı dinamik moda alalım. Bir de dinamik modda denemek istiyorum. Şu ana kadar normal comfort modda kullanıyordum araca. Aracın ön camdan görüşü de çok çok iyi. Yani kör noktaları fazla yok ama yan kısımda yine size kör noktaları gösteren dikiz aynasında bir uyarı lambası bulunuyor. Bence bu çok iyi. Gerçekten aracın hızlanması hiç de fena değil. Böyle SUV bir araca göre. Ve bir de başlangıç modeli bu. Bu araç standart süspansiyonlarla geliyor. Ona rağmen aracın yoldaki pürüzleri hissettirmemesi bence çok iyi. Eğer duyarlı süspansiyon sistemlerine değiştirirseniz, o opsiyonu seçerseniz araç çok daha pürüzsüz yolda gidiyor. Sırada aracı dinamik modda bir daha hızlandıralım. Gerçekten hızlanması hiç de fena değil böyle bir SUV'ye göre. Dönüşler de çok iyi bu araçta. Aracın yol tutuşu da hiç fena değil. Vites geçişleri de çok pürüzsüz. Bu araç dediğim gibi Porsche Macan ve BMW X3 sınıfında bir araç. Onlarla karşılaştırdığınızda bu aracın S modeli ya da RS modeli performans yönünden daha iyi bence. Porsche Macan almayı düşünenler varsa S modelini deneyebilirler. Gerçekten aracın koltukları çok rahat. Spor modelini alırsanız eğer, onlar spor koltuklarla geliyor ama bu normal koltuklarda, standart koltuklarda bence hiç fena değil. Araç 2 litre 4 silindir bir motora sahip. 261 beygir gücünde 0'dan 100'e
5.7 saniyede çıkabiliyor. Bence böyle bir SUV için hiç fena değil. Araç gerçekten yolda süzülüyor. Bence şehir içinde ve şehir dışında kullanım için ideal bir araç. Aracı bir de farklı bir moda alalım. Şu an oto moda aldım. Bir de oto modda hızlandıralım araca. Oto modda da hiç fena değil. Ama dinamik modda aracın gaza tepkisi çok daha iyi. İçi de gerçekten çok ferah bir araç. Böyle kendinizi kompakt bir SUV'de hissettirmiyor. Birçok kompakt SUV'de biner binmez sedan aracın daha yükseğiymiş gibi geliyor size. Ama bu araçta gerçekten bir SUV sürdüğünüzün farkına varıyorsunuz. Araçta hem analog göstergelerin hem de dijital göstergenin kullanılması çok hoşuma gidiyor. Çünkü zaten analog göstergelerde birazcık daha eskiyi andırıyor ve dijitalin de olması yeniyi, ikisinin karışımı çok hoşuma gidiyor böyle araçlarda. Ve orta dijital ekranda istediğiniz özellikleri ya da bilgileri ekrana yansıtabiliyorsunuz. Bence çok hoş bir özellik. Özellikle bu araçta hani sonuçta off-road'a çok da girilmez ama SQ modelini alıp da off-road'a gitmek isteyenler için de belli bilgileri orta kısımda gösterebiliyorsunuz. S modelinin ya da RS modelinin performansı çok çok daha iyi. Kendinizi SUV ve aile aracı arıyorsanız hem rahatlığı yönünden hem performansı yönünden bence Q5'ler çok iyi. Bence bir test sürüşü yapmaya değer. Benim için mükemmel bir tecrübeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz araçları aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.